Mehtap, saldırı salı akşamı Richmond'daki Altria tiyatrosu dışında gerçekleşti. Mezuniyet töreni vardı bu sırada ve tam bitmişti. Ve silahlı saldırgan tiyatronun tam karşısında bulunan Monroe Park'tan Huguenot Lisesi için düzenlenen mezuniyet töreni bittikten sonra ateş açmaya başlıyor. Ve şüphelinin kurbanlardan en az birini tanıdığı belirtiliyor yetkililer tarafından yapılan açıklamada. Polis öldürülen iki kişinin mezuniyet için gelen 18 yaşındaki bir genç ve 36 yaşındaki babası olduğu açıklamasını yaptı. 19 yaşındaki şüpheli bu saldırıdan sonra yanında birçok silah var ama hepsini kullanamıyor. Bunu da söylemekte fayda var. Yaya olarak kaçmaya çalışıyor ancak yakalanıyor polis tarafından ve tutuklanıyor. Polis en az iki kez ikinci derece cinayet suçlamasıyla yargılanacağını söyledi. Yaralılardan 31 yaşındaki bir kişinin durumu kritik. 14 yaşında, 32 yaşında, 55 yaşında ve 58 yaşında diğer yaralılar ama onların bir hayati tehlikesi bulunmuyor. Şehrin polis şefi de olayla ilgili olarak işte o anda kaos vardı, insanlar bir anda dağıldı açıklamasını yaptı. Bu arada olaylardan dolayı şehirdeki tüm devlet okulları önlem amacıyla bugün kapalı tutuldu. Richmond Halk Okulları Müdürü bir açıklama yaptı. Basın toplantısında dedi ki, insanların vurulduğunu görmekten artık yoruldum. Çocuklarımız vuruluyor ve tüm topluluğa durmalarını söylüyorum. Bunun için yalvarıyorum dedi. Neden yalvarıyor? Senin de biraz önce yaptığın, söylediğin gibi bir araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021'de silahla gerçekleşen ölümleri aktarıyor bize. Rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz. Bu araştırma bu yıl boyunca silah şiddetinden 2021 yılı boyunca 49 bin kişinin öldüğünü gösteriyor. Ve ortalama her dakika, her 11 dakikada bir kişi hayatını kaybetmiş. Şimdi Johns Hopkins araştırması aynı zamanda hastalık kontrol ve önleme merkezleri CDC'nin güncel verilerini kullanarak hazırlanmış. Ve silahla gerçekleşen ölümlerin üst üste ikinci yıl kaydedilen en yüksek sayıya ulaştığını belirtiyor. Yine araştırmaya göre silahla yine intiharlar bir önceki yıla göre %8.3 artıyor. Ve 4-10 yıl yani 40 yıl önceki verilerden çok daha fazla bir artış olduğunu gösteriyor. Özellikle silahla işlenen cinayetlerde bir önceki yıla göre %7.6'lık bir artış var. Ve bu sayı korkunç 20.958 kişinin ölümüne neden oluyor. Bu arada pandemi de tabii bunda etkili oluyor. 2020'de COVID-19 pandemisinin ilk yılında Amerika'da silahla işlenen cinayetlerde eşi görülmemiş bir artış olduğu yine bu CDC'nin verilerinden ortaya çıkıyor. 2020-2021 boyunca süren pandemi sürecinde silahlı şiddetin artışında silahların büyük bir rol oynadığını görüyoruz. 2019'dan 2021'e kadar yine CDC'nin rakamlarına göre cinayet oranları, işlenen cinayet oranlarının %45 arttığı belirtiliyor. Ve 2 yıllık cinayet artışının aslında inanılmaz bir artış olduğu belirtiliyor. Silahsız cinayetlerde ise %7'lik bir artış olduğu belirtiliyor. Araştırma silahla gerçekleşen ölümlerden en çok çocukların ve gençlerin etkisini dikkat çekiyor. Özellikle silah şiddeti 1 ile 19 yaş arasındaki kişiler için önemli sayıda artış gösteriyor. %20 oranında bir artış oluyor. Bir de son not, özellikle Latinler, Hispanikler ve siyahlar arasında ölüm oranları beyazlara göre silahla ölüm oranları bu rakamlar içinde çok daha fazla. Biraz önce de topluma durmalarını yalvarıyorum demişti Richmond yetkilisi. Gerçekten durulması gerekiyor çünkü her 11 dakikada bir kişi hayatını kaybetmiş 2021 yılındaki sonraki veriler belki daha da fazlayı işaret edecek bize Mehtap.